Dünyanın üç yüzü var. Biri Esma-i İlahiye'ye aynadırlık yapar. Renkler, tatlar, güzellikler, manzaralar, bunların hepsi, her biri birçok esmeye delalet ediyor. O tarafına bakmak. Veya mezra-i ahiret, ahiretin kazanma yeri. Burada yapılan şeylerin değerlendirilmesi ahirette yapılacak. Şeyini orada, ücreti orada alacağız. Bir de dünyaya dünya olduğu için bakmak. Yani zail tarafına gönül bağlamak. İşte apartman güzeldir, tarla güzeldir, meyve güzeldir, bahçe güzeldir. İlahir, çoluk çocuk güzeldir. Yani onların Cenab-ı Hakk'a olan delaletlerini değil, doğrudan dolayı kendilerine olan durumuna göre muhabbet etmek, bu yanlıştır. Eğer insan bu durumdan kurtulur, yani bir şeye, madem ki üstünde fena damgası var, bu ölecek bir gün, ya ben öleceğim ya bu ölecek dediği nesneden, alakasını tedricen kesse, yavaş yavaş kesse, ya Esma-i İlahiye'ye dönse, ya ahirete dönse, o zaman aşk-ı mecazi, aşk-ı hakiki inkılap eder. Ama bu ekseriyetle bu gibi şeyler cemaat içerisinde olur. Ferdin kendi kendisine olması biraz zor, çok zor, müşkül. Ama cemaat içerisinde, istikametli bir cemaat içerisinde, o cemaatta İslami bir kültür meydana gelir. İslami bir kültür meydana gelir. Yani işte su şöyle içilir, yatak böyle, hep beraberler ya, yemek yerken böyle yapılır. Şimdi mesela biz doktorlara bile su iç diyorlar bana ama bende yerleşmiş, Üstad Hazretleri yemek içinde su içmezmiş. Yemek yerken, yani yemek bitene kadar su içmezmiş. Yemekten bir iki saat sonra su içermiş. Bu sahih bir şey yani, bu tabiplerin de söylediği bir şey. Biz de üstadın emrine göre içmiyoruz. Yemekte su içmem ben. Sonra da içmiyorum. Benim kötü yanlışım o. Sonra da içmiyorum. Yavaş yavaş alıştırdım kendimi. Yani kültür meydana geliyor. Yemek içinde su içilmez. İşte çay içince dibinde bırakılmaz. Efendim, ilahir. İşte el yıkanır. Bir tuvalete girerken paçalar sıvanır. Rucuların hepsinin özelliğidir bu. Hemen paçalarını sıvarlar güzelce yukarıya doğru. Mesela seccadede namaz kıldı. Seccadeyi böyle katlamaz. Böyle katlar. Yani katlamasından bilirsin bu adam bir manevi terbiye almış. Kültür. İşte bu cemaat içerisinde dünyaya olan meyil, muhabbet, yani manayı ismiyle olan meyil, muhabbet, adetler suretinde ortadan kaldırılıyor. Adet şekline bürünüyor, o sünnet-i seniye. Onu yapıyorsun, o dünya muhabbeti kalbinden siliniyor. İster istemez ya Esma-i'ye ya dünyaya, mezra-i ahirete bakıyorsun, o zaman mecazi aşk, hakiki aşka inkılap eder. Evet. Cemaat, yani burada kurtarıcı cemaat bugün için. Eski öyle değildi, eski cemiyet İslamiydi. Yani eskiden cemiyet İslamiydi. Biz küçüktük, kaç yaşında ilkokul talebesi, ilkokulu bitirmiştim. Orta bir de falan. O sokaktan giderken bir tane nenemiz vardı bizim. Bizi görünce duvara yüzünü dönerdi bir geçene kadar. İslami terbiye. Kadının erkeğe yol vermesini şey yapıyor. O yüzünü dönerdi. Çocuğu değil, torunumuz yani. Yüzünü duvara dönerdi. Biz geçerdik, sonra yoluna devam ederdi.
Eskiden cemiyet İslamiydi. Şimdi o bitmiş, o halde cemaat kurtarıcı oluyor şimdi de. Şimdi de ya helakine sebep oluyor cemaat, ya kurtarıcı oluyor. Eğer doğru dürüst seçmezsen helakine sebep olur. Cemaat kurtarıyor. Ferdi de arkadaş kurtarır. Ferdi de arkadaş kurtarır. Gençleri, çocukları da arkadaş kurtarır. İmkanları, yani İslam'a götüren imkanları berhava etmemek lazım. Fırsat bilmek lazım geliyor. Allah dünyada herkese bir çeşit, bir şekil, bir şey vermiş yani. Yani okuyan okumak çok iyidir. Tahsil için iyidir. Ama madde için alakası yok yani. Hiç okumayanın, hiç okumayan 100 tane okuyanı emrinde çalıştırıyor. İstanbul'da çoktur bu. Pütürgerler bilhassa. Elif Bey'i bilmez ama emrinde bilmem kaç tane mühendis çalıştır. Koca fabrika yapmıştır. Ben gördüm yani İstanbul'un o tarafını biliyorum. Yani Allah'ın verdiği para, madde, imkan tahsile bağlı değil. O ezelde takdir edilmiş. O takdir, onu değiştiremezsin. Ne yazmışsa o rızkın sana gelecek. Bu demek otur demek değil. Aklımızın erdiği, gücümüzün yettiği kadar rızkımızın peşinde dolaşacağız, tamam. Ama bileceksin ki o dolaşma rızkını getirmeye kafi değil. Rızkın senin şey yapılmıştır, taksim edilmiştir. O halde çocukları, bilhassa aile reisleri, çocukları Allah yolunda bir imkan hasıl olmuşsa o imkanı o çocuğa tam kullandırmalı, sakınmamalı. İşte bu çocuk oraya giderse şöyle olur, böyle olur, dersinden kalır, bilmem neyinden kalır. Çocuk doğru, dersinden kalmaz, dersini bitirir, ondan sonra da sana moruk der. Kıçına tekme vurur ondan sonra da. Ne yatıp kalkıyorsun der. Eğer ona İslami bir terbiye vermeye muktedir olamazsan, ana babadan bu zamanda çocuk bir şey almıyor. Çocuk bu zamanda ana babadan hiçbir şey almaz. Belki bazı enaniyetten dolayı bazen zıddına gider. Böyle arkadaşlar çok biliyoruz. Perişan olmuşlar, çaresiz kalmışlar. Çok var böyle arkadaşlarımız. İsim saymayayım. Çaresiz. Yapacağı bir şey yok. Bize söylüyor. Vallahi zamanında olacaktı o iş diyoruz. O iş bitmiş. Çare, ona iyi bir arkadaş musallat edeceksin diyoruz. O da çocuk karakter kesbetmiş de ondan sonra kendine uymayan arkadaşına arkadaş olmuyor tabii. Hulasa bu dünya muhabbetini dünya muhabbeti çıkmazsa onun hak muhabbeti o kalbe girmez. Dünya muhabbeti çıkmadıkça padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan. Padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan. Padişah çöplüğe gelmez. İnsanın kalbi samet aynasıdır. Sanem misal dünyemi mahbublara perestiş etmek o kalbi harap eder. O kalbi harap eder. Bunu kazanmanın çağı da gençliktir. Gençlikte bu meselede ciddi bir ameliyat geçirmemişse, ameliyat diyorum. Öyle hafif tefek, hafif şey işte vaaza gidiyor, bilmem nereye gidiyor, öyle değil. Ameliyat geçirmemişse, nur talebeleri için söyleyeceğim şu, Risale-i Nur kendisinde eski ve yeni hattı çizmemişse, o adam tehlikesi devam ediyor.
Üstad'da nasıl eski ve yeni var? Risale-i Nur'un hepsinde eski ve yeni hattı olması lazım. Risale-i Nur'u okumazdan evvelki hali, okuduktan sonraki hali. Eğer Risale-i Nur bunu bunda yapmamışsa, onda ameliyat yapmamış. O adam ameliyat olmamış. Kesip atılan bir şeyi tekrar yerine koyamazsın. Dünya muhabbetini kesmiş atmışsa Risale-i Nur, onu tekrar getirip koyamazsın. Atmamışsa söküp atamazsın. Bunun kazanma çağı gençliktir. Gençlikte bu özelliği aldı, almadı, bitmiştir onun işi. Yaşlandıkça dünya hırsı artar. Yaşlandıkça dünya muhabbeti artar. Ama o şeyi almışsa, gittikçe tedricen küllühüm kökten dünya, yani ha şu duvar, ha bir altından duvar, ha bir kerpiçten duvar, fark etmez yani. O kadar gözünden düşer. Bunun çağı gençlik. Maalesef yeri gelmiş söylemek mecburiyetindeyim. Şurada bir dergah var. Biz bu imkanlardan mahrumduk. Bizim neslimiz çok çok kötü bir zamanda geldi. Yani düşün ki herifin vefatından 3 sene sonra dünyaya gelmişiz. Yani ne kadar melanetleri varsa eğitimde bizim üzerimize kustular. Milli eğitim o bütün melanetini, o körün bütün melanetini üzerimize kustu. Gidecek yer yok. Bizim Zeynep Hoca'yı haftada bir, 15'te bir karakola götür. Babamı karakola çağırıyorlar. Küçük onu götürmüyorlar. Senin oğlun hafızlığa vermişsin. O ne zorluklarla hafız okulunda okudu o. Hafızlık öğrendi. Kaç defa babama çağırmışlardır karakola. Biz böyle bir vasattan geldik yani. Şimdi Allah'a şükürler olsun burada güzel bir Kur'ani sofra var. Kur'ani maide var burada. İslami bir maide var. Çocuğunu götürüp bırakabileceğin bir yer var. Yazıklar olsun adama ki şu imkandan çocuğunu istifade ettirmez yani. Çok yazık eder. Sonra çok pişman olur buna. Çok. Çok pişman olur. Telafisi de yoktur. Bunun telafisi yok. Telafisi yok. Buluğa erdikten sonra çocuğa telkin zor bu zamanda. Zor. Mümkün değil hatta. Neyse o. Kabul ettiremiyorsun. Onun için aklımızı başımıza almalı da Risale-i Nur'un imani, Kur'ani derslerinden çocuklarımızı istifade ettirmeliyiz. Bu imkanı kaçıran treni kaçırmıştır. İleride çok zararını çeker bunun. Çok büyük zararını görür. Çocuk büyüdükten sonra bir şey öğrenmez. Her şeyin bir yaşı var, tavı var. Risale-i Nur gençlikte ameliyat yapıyor. Dikkat eden Nur talebelerine hepsi gençlikte almışlar. Yani Sungur'a bakın, Abdullah Yeğin'e bakın, hepsi ortaokul lise talebesi bunlar. Ondan sonra Zübeyir abiye bak, en yaşlısı odur, o da 15-20 yaşında, 20-25 yaşında. Hepsi öyledir. Gençlikte aldı, almadı. Ya Resulullah Efendimiz'in yanına bak. Yani Mekke'de insan kıtlığı mıydı 10 yaşında Hazreti Ali? Biat etti, İslam oldu. Hazreti Ömer kaç yaşında İslam oldu? 20-25 yaşındaydı, fazla değildi. Bir tek Resulullah Efendimiz'e yaşı yakın olan Hazreti Ebu Bekir'di. 3 yaş falan arasında fark var. Öbürlerin hepsi genç, çocuk. Zübeyir İbn-i Avvam. Hangisine bakarsan bak, hepsi gençtir. İslami telkin alma çağı gençliktir.
bu gençliğin şeyinde ameliyat olmadı mı, dünya muhabbetini kalbinden atmadı mı, o adam için yapacak fazla bir şey kalmamıştır. Anlatamazsın. Hulasa, padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan, kalbinden Allah'tan gayrının muhabbetini çıkarmazsan, Allah o kalbe nüzul etmez. Allah'tan gayrının muhabbetini çıkarmazsan kalpten, Allah o kalbe nüzul etmez. O zaman aşk-ı mecazi, aşk-ı hakikiye inkılap etmez. Ya Esma İlahiye noktasına bakacak, ya Mezra noktasına bakacak. Aksi halde kendi hesabına bakar, helak olur, gider. Allah cümlemizi muhafaza etsin.